Benim gitmem lazım. Çok memnun oldum. Tekrar hoş geldiniz. İnşallah en kısa zamanda tekrar görüşürüz. Şöyle. Tamam, lütfen. Olur mu? Aman. Olmaz şimdi. Hanımefendi yok. Aman. Sizi öpmeden olmaz. Aman oğlum. Hüseyin amca, oğlum o kadar yaşlı babacığım, değilim ben. Babacığım benim tutulacak. Ama... Benim tutulacak. Babam benim tutulacak. Öyle bir rahatsızlık mı? Affedersiniz. Ben bilmediğim için öyle birden zorladım ama biz de saygıdan. Biz büyüklerimizden bu şekilde gördüğümüz için. Tamam. Sağ ol. Teşekkür ederim. Beğendiğiniz 45'lik falan olursa Yasemin'ciğim sen yardımcı olursun. Bir hoş geldin hediyesi mahiyetinde. O zaman iyi akşamlar diliyorum. Çok memnun oldum. Arkadaşlar ben eve kaçıyorum. Ayşe, acaba sen de mi gitsen ateşle ya? Olur. Hadi. Hadi. Tamam, ben de gideyim ya. Ne abi? Olmaz, sen gitme. Desteğe ihtiyacım var benim. Aa. Oğlum, gerçekten iyi misiniz? Tabii tabii. Evet, evet. Şey... Tamamen. Ne diyorsun ya? Sen şimdi aramam dedin ya ben yemin ediyorum buraya kendime böyle ayaklarımdan civiyle çekerim burayı. Bir şey soracağım. Seninkiler damat soruyor mu peki? Evlilik meselesini bilmiyorlar ki. Şerefsizim benim. Bu mankenlerin yok ya böyle bir şey. İyi misin? Şey yok mu ya? Ya böyle manken yapımı var mı ya? Bu yani... Ya bu iş iyice çığırından çıktı. Biz ne yapacağız böyle? Yani sorunların biri bitiyor, biri başlıyor. Ateş ben sana demiştim. Bunların arasında bir şey var demiştim. Ayşe onu sonra düşünürüz. Yani Yasemin'in anne ve babası evli olduğumuzu öğrenirse... ...Celal amca da evli olmadığımızı öğrenir. İşte o zaman bittik demektir. Ay doğru. Onlar da bilmiyor tabii bu durumu. Yani. Hayır adam bir de kalp hastası. Durduk yere katil olacağız. Biz önce şu işi bir halledelim. Demir'le Yasemin konusunu sonra düşünürüz. Ay Ateş, abim de orada kaldı bak. Bu durum hepimiz için tehlikeli olabilir. Demedi deme. Hiçbir şey olmaz, merak etme. Aa ama yani senin bu rahatlığın beni delirtecek en sonunda Ateş. Ayşe, Demir gibi biri evli olmadığımızı bilmese... ...Yasemin'le böyle bir şey yaşar mıydı? Yok, abim asla öyle bir şey yapmaz canım. Da yani neyi bilip bilmediğinden de emin değiliz ki. Bizi bilmediği kesin. Zaten abim bizi öğrenirse ya seni evden atılma ihtimali yok. Öğrenene kadar sessiz kalacağı garanti ama. Çünkü o da Yasemin'e aşık. Hı. Ayrıca beni evden atsa bile seni görmemi asla engelleyemez. Yani eğer derdin buysa. Ateş, bu arada sen bana ne söyleyecektin? Apar topar çağırdın. Unuttuk arada kaynadı, ne oldu? Şey ya, şey. Hı. Unuttum. Unuttun mu? Hı. Ya Ayşe, buluştuğumuzdan beri yaşadıklarımıza, gördüklerimize bir baksana. Akıl mı kaldı bende? Unuttum işte. Ya ben hatırlayınca söylerim sana, hadi. Hadi Ayşe, daha evdekileri unutacağız. Yasemin'inkiler gelmeden herkesin yatmış olması lazım. Hadi, hadi.